Son zamanların popüler konularından bir tanesi B12 eksikliği. Eskiden gördüğümüzden çok daha fazla sıklıkta B12 eksikliği görüyoruz. Aslında hayvansal gıdalar da tüketiyoruz ve B12 depolanabiliyor. Karaciğerimizde bir depoladığımızda 6 aydan 3 yıla kadar sadece o depoyu kullanarak günlük hayatımızdaki B12 ihtiyacımızı giderebiliyoruz. B12 çok önemli. Vücutta sinir sisteminden, lokomotor sistem dediğimiz kas iskelet sisteminden, hematolojik sistem dediğimiz kan hücreleri üretimine kadar birçok fonksiyonda görevi var. B12 evet önemli. Peki B12 eksikliği eskisine göre neden bu kadar sıklaştı? B12 eksikliğine neden olan durumlar nelerdir? Eğer sizde de bu 6 durumdan bir tanesi varsa muhtemelen B12'niz eksiktir ve B12 dışarıdan takviye olarak almanız gerekecektir. Eğer sizde bu 6 durumdan biri varsa mutlaka B12 seviyenizi ölçtürün, düşük çıktığını görecek ve hemen tedaviye geçmeniz gerekecek. B12 eksikliği riski taşıyan bireylerden birinci sırada yaşlar geliyor. Özellikle 50 yaş üstünde her ne kadar B12 olan ihtiyacımız azalsa da emilimi çok daha güçlü bir miktarda azaldığı için B12 eksikliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle 50 yaş üstü bireylerde intrinsik faktör dediğimiz B12'yi bağlayan, vücudumuzda emilimini sağlayan proteinin sentezi ciddi bir şekilde azalır. Biz bu yüzden özellikle 50 yaş üstü bireylerin mutlaka B12 seviyesini ölçtürmesini ve eksikliği varsa tedavi ettirmesini öneriyoruz. B12 eksikliği idare ediyorum denilebilecek bir eksiklik değildir. B12 vücudumuzdaki en önemli vitaminlerden bir tanesidir ve eksikliği varsa hemen harekete geçmeli ve eksikliğini tamamlamalısınız. İkinci sırada mide bağırsak sistemi hastalıkları geliyor. Eğer bağırsaklarla ilgili çölyak hastalığı gibi, kron hastalığı gibi bir hastalığınız varsa muhtemelen B12 eksikliğiniz gelişecektir. Bağırsak huzurunuz bozuksa muhtemelen B12 eksikliğiniz gelişecektir. Bağırsakların huzurunu bozan, bağırsakların dengesini bozan her şey B12 eksikliğine neden olabilir. Eğer bağırsaklarla ilgili ciddi bir probleminiz varsa lütfen B12 seviyenizi kontrol ettirin ve tedaviye başlayın. Üçüncü sırada eskiden olmayan bir durum, bariatrik cerrahi obezite cerrahisi geliyor. Obezite cerrahileri vücudumuza ciddi bir şekilde elektrolit ve vitamin dengesizliğinin en fazla neden olan durumların başında geliyor. Obezite cerrahisi geçiren birinin bağırsak düzeni bozulur. Vitaminleri ve mineralleri emme fonksiyonu ciddi bir şekilde bozulur. Eğer obezite cerrahisi geçirdiyseniz mutlaka vücudunuzdaki elektrolitleri, mineralleri, vitaminleri kontrol ettirmelisiniz. Bunlar basit ameliyatlar değil eğer bir bariyatrik cerrahi, mide balonu, mide botoksu, mide küçültülmesi, midenin rezeksiyonu, gastrektomi yani bunlardan herhangi birini yaptırdıysanız mutlaka B12 seviyenizi kontrol ettirin. Hatta sadece B12 değil diğer eksiklikleri de kontrol ettirin. Eksiklik varsa mutlaka tamamlayın. Dördüncü sırada vegan besleme geliyor. Son yıllarda dünya genelinde bir vegan popülizmi mevcut. İnsanlar daha fazla veganlığı tercih ediyor. Burada etik kaygılar nedeniyle veganları tercih edenlere saygım sonsuz. Ama eğer vegan olmaya karar verdiyseniz bunun vücudunuz üzerindeki etkilerini bilmeli ve mutlaka gerekli aksiyonlar almalısınız. Bunların başında da B12 eksikliği geliyor. B12 sadece hayvansal kaynaklardan alabildiğimiz vitaminlerden bir tanesidir. Ve sadece bitkisel beslenme ile B12'yi karşılayamazsınız. Eğer vegan beslenmeye geçtiyseniz ya da hayvansal gıdaları az tüketiyorsanız mutlaka B12 seviyenizi kontrol ettirin. Muhtemelen düşük çıkacak ve muhtemelen bunu dışarıdan takviye şeklinde almanız gerekecek. Beşinci sırada şeker hastalarında sıklıkla kullanılan metformin ilacı geliyor. Metformin şeker hastalığının tedavisinde kullanılmasın demiyorum. Hatta daha önce metformin ile ilgili çektiğimiz bir videoda var. Lütfen onu da izleyin. Ama eğer metformin kullanıyorsanız Metformin'in B12 eksikliği yapabildiğini de bilmelisiniz. Metformin etken maddesine sahip bir şeker ilacı ya da şeker ilacı kombinasyonu. Çünkü bazen metformin tek başına bulunmaz. Metformin artı diğer bir ilaç bir araya getirilir ve bunun içinde yine metformin vardır. Eğer metformin kullanıyorsanız muhtemelen B12 seviyeniz düşecektir. Lütfen aklınızda bulunsun. B12 seviyenizi ölçtürüp tedavi olmayı ihmal etmeyin. Ve son olarak 6. sırada mide koruyucular geliyor. Proton pompası inhibitörü. Bu ilacı kullanan bireylerde B12 eksikliği sıklıkla gelişir. Neden? Çünkü B12'nin emlebilmesi için mide asidine ihtiyacımız vardır. Mide asidini baskılayan ilaçlar B12 eksikliğine neden olabilir. Bu ilaçları asla kullanmayın demiyorum. Hatta biz de bazen reçete ediyoruz. İkili kan alıcı verdiğimiz hastalarda mide koruyuculardan yardım alabiliyoruz. Ama mide koruyucu kullanıyorsanız bu ilacın yan etkilerini de bilmek zorundasınız. Eğer mide koruyucu kullanırken B12 seviyenizi ölçtürmüyorsanız hata ediyorsunuz demektir. Mutlaka B12 seviyenizi ölçtürün. Büyük oranda eksik olduğunu göreceksiniz ve bunu tedavi etmeniz gerekecek. B12 normal seviyeleri ve tedavisi ile ilgili daha önce paylaşımlarımız oldu. Lütfen o videoları izleyin ve B12 eksikliği ile ilgili bu çok önemli vitaminle ilgili kafanıza hiçbir soru işareti bırakmayın. B12 önemli. Eksikliğini gidermeliyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.